Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz ki ülkemizde son günlerde ciddi depremler olmaya devam ediyor. Bununla alakalı uzman isimlerden çok önemli açıklamalar var. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki İzmir'de depremler olmaya devam ediyor ve İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğüne bir deprem gelmişti. Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'dan ise uyarı geldi. Yapılan açıklamalara göre bu bölge yeniden bir deprem üretecek açıklaması geldi ve ancak depremin büyüklüğü beklediğimiz kadar olmadı. Karaburun üretmesi gereken depremin yaklaşık 7 ila 7.2 büyüklüğünde bir deprem üretmesi gerekiyor ki ancak o zaman enerjisini boşaltacaktır. Gerginliği boşaltamadı. 6.7, 6.8'lik depremler bu bölgedeki gerginliği boşaltmak için yeterli değil. 7'nin üzerinde deprem olması gerekiyor ki ancak o zaman o gerginliği boşaltacaktır açıklamasında bulundu. Yani 7'nin üzerinde bir deprem olabilir veya 6 şiddetinde 6'dan büyük depremler olabilir ve bu bölge deprem üretecektir açıklamasında bulundu. Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan yaptığı açıklamada gördüğümüz şeyler çok dramatik. Bu bölgede yeraltı suyu çok sığ. Yeraltı sularının 3 ila 12 metreye kadar değiştiğini gördük. Bu sıvılaşma nedeniyle daha büyük bir depremin sırasında yapılar sağlam olsa bile yerin altına batma gibi olaylarla karşı karşıya kalabiliriz dedi. Belirttiğimiz kesimlerde yer yer ve yapılar 9. raunda çıkmış bir boksörün yorgunluğundadır. İzmir içinde olmasa dahi oluşabilecek deprem gerek Torbalı, gerek Kemalpaşa, gerek Midilli'de olabilecek depremin bu kez daha yıkıcı olması bekleniyor dedi. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.